Sabah 21 Eylül 2023 Perşembe günündeyiz. Şöyle hızlıca meteorolojik briefing yapalım arkadaşlar. Özellikle bugün için ülke genelinde yağış beklemiyoruz ama hafta sonunda da yağış beklemiyoruz. Kuzeydoğu kesimlerde Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun da yine kuzey kesimlerinde, Kars, Ardahan, Iğdır çevrelerinde biraz daha bulutlu bir atmosfer olacak gibi. Ama genel olarak gelecek 3 günlük zaman diliminde sıcaklığın yüksek olacağını söyleyebiliriz. Burada ICMWF'in sıcaklık anomalisini görüyorsunuz. Şöyle Avrupa genelinde anomaliler pozitif yönlü. 4 ila 6 derece ortalamanın üzerinde sıcaklıkları gösteriyor. Türkiye geneline bakalım. Türkiye'ye baktığımızda arkadaşlar sıcaklık anomalisinde 2 metre sıcaklığına baktığımızda yine ülkemizde de özellikle Cuma günü 28-29 dereceler iç kesimlerde, batı kesimlerde 30 derecenin üzerinde İzmir, Ege çevrelerinde, Akdeniz'de yine 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Gece sıcaklıkları da daha çok güney kesimlerde 20 derecelerde, kuzeyde ise 15-20 derece arasında değişiyor. Cumartesi günü baktığımızda gün içinde iç kesimlerde 30-32 dereceler var. İstanbul'da yine 29-28 dereceler. Akdeniz'de, Ege'de 30 derecenin üzerinde 32-36 derece civarında sıcaklıklar var. Ege'nin güneyinde, Akdeniz'de yine 32-33 dereceler var. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcaklık açısından yine oldukça yüksek. Hafta sonunda ortalamaların 4 ile 6 derece üzerinde sıcaklıklar var. Hafta başındaysa özellikle kuzeydoğu kesimlerde yağışlı sistem, daha çok termal lift dediğimiz konvektif yağışlar, mevzi sağanak yağışlar, yani bulunduğunuz yerde yağış varken 1,5 km ötede birden yağış etkisini kaybedebilir. Bu tür yağışlar var ama kuvvetli değil o da. Genel olarak baktığımızda gelecek 3 günlük zaman diliminde ve hafta sonunda ülke genelinde önemli bir yağış yok. Sıcaklıklardaysa ortalamanın 2 ila 4 derece yer yer. Ney kesimlerde, iç kesimlerde 4 ila 6 derece üzerinde artış bekliyoruz. Kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Hoşçakalın.